Herkese merhabalar, balkonuma hoş geldiniz. Bugün yine bir saksı değişim videosu ile karşınızdayım. Şimdi öncelikle elimde malzemeler var. Onları şöyle masamın üzerine bırakmak istiyorum. Az sonra onlarla işimiz olacak. Ama öncesinde bitirmiş olduğum runner'ımı sizlerle paylaşmak isterim. Bitmiş halini de görün. Bunun çünkü yarım halini bir videomda ufacık da olsa bir göstermiştim, sizlerle paylaşmıştım. Şöyle bitmiş hali de bu şekildedir. Şöyle ütüledim, masama serdim. Hatta Instagram'ımda da paylaştım onu geçtiğimiz günlerde. Ve de esprili bir şekilde paylaşım yapmıştım. Demiştim ki kusur gören bizden değildir. Evet, kusurları var. Yok değildir ama siz kusurlara değil benim güzel çiçeklerime bakın dedim. Şimdi şu güzelliğe de bakılmaz mı? Yani maşallah maşallah havalar ne kadar serinlerse sıklemenler o kadar çok çiçeklenir. Şu rengin güzelliğine bakın. Çok istemiştim böyle kırmızı olsun istemiştim. Bir pembe mi alsam, kırmızı mı alsam ikisinin arasında kalmıştım ama dedim ki hadi kırmızı olsun balkonda şöyle yeşille kırmızı da bir yakışır birbirine. Pembede de aklım kalmadı değil ama balkon müsait değil. Yani çok güneş alıyor, çok sıcak oluyor. Ancak bir tane böyle. Onu da zaten sıcaklarda güneş geldikçe balkonun en kuytu yerlerine saklıyorum ki çok sevmiyor sıcağı güneşi. Ama şimdi hava biraz kapalı. O yüzden şöyle masamın üzerine getirdim. Hatta içeride otururken bile öyle onunla bakışıyorum. Bir göz göze çok mutlu ediyor beni. Yani gerçekten balkonum müsait olsa her yere doldururum. Bir sürü alırım. Şöyle hatta onu da paylaşayım. Şu videonun içerisinde göstereyim. Bakın halen daha aynen bu saksıda duruyor. Böyle bu şekilde tutuyorum onu. Ekmedim daha yani. Aldığım gibi duruyor. Sadece suluyorum o kadar. Şimdi runner'ım bu şekilde. Ve de kabaklarımı da burada aksesuar olarak tutuyorum tabii. Henüz daha yemeğe kıyamadım ama bugün bir tane yiyeceğiz. Bir kabak yemeği yapacağım. Yani şöyle sos yapacağım kabaktan. Makarna sosu yapacağım. Hokkaido cinsi olan böyle daha büyük çene tupturuncu olan bir kabak var ya hani Çin kabağı diye. Onu seviyorum. Tadı çok güzel oluyor. Onu böyle fırında közlüyorum. Zeytinyağlı, sarımsaklı, soğanlı. Efendim ya o kadar güzel oluyor ki biraz fırında onu bir pişiriyorum. Sonrasında kremayla robottan geçiriyorum vesaire. İnanılmaz dehşet makarna sosu oluyor. Şimdi neyse o başka bir konu. Yemek yapmayı da çok severim. Bu arada yemeği de severim. Şimdi arkadaşlar saksımız budur. Bu saksımın içerisinde ben 5 yıl boyunca sedum burrito yetiştirdim. Bilenler biliyorlar. Onları geçtiğimiz günlerde içerisinden çıkarttım. Daha öncesinde de çıkartmıştım. Oradan yani üretim yapmıştım sedum burrito. Bakın şurada askılı saksı da. Şurada. Yani o seramik saksıdakileri de buraya getirdim. Hepsi burada olsun dedim. Burritolar burada bu şekilde duruyorlar. Şimdi ay 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 bakın. Bakın 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 ne kadar güzeller. Şimdi efendim. Ay kabaklarım gerçekten çok güzel. Çok seviyorum kabak. O Hokkaido cinsi kabağımın da içerisinden çıkan çekirdekleri saklıyorum. Geçen yıllardakilerini de saklamıştım. Duruyor yani. Şimdi ne yapacaksam ekeriz. Şimdi evet. Değişim yapacağımız güzelliğimiz bu. Bir krasıla türü perforata string. Bunu bir videomda bahsetmiştim değişim yapacağız diye. Bakın havai kökler yapmış artık. Kök sıkışmış. Suyunu yeterince alamıyor. Böyle bir fincana onu ekmiştim. 2 yıl kadardır da bu fincanın içerisinde artık bu büyük boy saksıyı hak ediyor bu güzellik. Fincanımın altında drenaj deliği var. Bunları Beşiktaş pazarında bir tezgah var. Oradan satın almıştım. Böyle bu tarz fincanları da çok seviyorum. Aslında bunlar böyle çorba hani içmek için vesaire. Ben de tabii onları her şey saksı gözüyle baktığımız için böyle birazcık da hani balkon ortamında olduğumuz için bu tarz aksesuar amaçlı da kullanmak hoşuma gidiyor. Böyle hani bir şıklık görüntü olmuş oluyor. Şimdi tabii 2 yıl boyunca bunun içerisinde bu güzelliğe baktık artık. Şuraya transfer etme zamanı geldi. Bakınız çok yakışacak, çok güzel olacak. Şimdi hemen soracaksınız bunun altında drenaj deliği var mı? Hayır yok. Ama ben bu şekilde de bakabiliyorum. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Altına strafor koyacağım. Şöyle bir kendimce drenaj yapacağım. Dediğim gibi bunun içerisinde 5 yıl boyunca sedum burrito yetiştirdim. Hiçbir sıkıntı da olmadı. Sulamayı kontrol yapacağız. Ama tabii nedir doğal, hani ideal olması gereken? Altında drenaj deliği olması. Ama bu şekilde de artık belli bir seviyeden sonra insan bakabiliyor mu? Bakabiliyor bence. Evet, lafı şimdi çok uzatmayalım. Hemen saksı değişim aşamasına geçelim. Evet, masamı hazırladım. Şimdi öncelikle straforları saksıya koymakla başlıyorum. Şöyle
kendimce bir seviye yapmış oldum. Yani bir drenaj yaptım işte bu şekilde. Şunu şöyle alalım. Ve de hemen toprağımı da şuradan, kovadan koyalım. Şöyle bir parça da solucan gübresi ekliyorum. O da tamam oldu. Hemen solucan gübresini toprağa şöyle bir yedireyim, bir karıştırayım. Tamamdır. Saksı, toprak hazır. Şimdi öncelikle bu güzelliği buradan çıkartıyoruz tabii ki de. Şöyle hop çıktı. Bunun da daha sonra bir kaktüs vesaire bir şey yine ekeriz. Çok seviyorum o tarz objelerde bitki olmasını. Böyle bir gözüme hoşluk olsun. Bu perforata türlerini de ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Zaman içinde birçok türünü, çeşitini aldım. Kimisinden bir hevesimi aldım, verdim bir arkadaşıma. Şimdi bu aralar bu daha çok tırtıl gibi olan sarkan perforata türlerini seviyorum. Bir tane de böyle alacalı yapraklı variegated olan perforatam var ama o bir türlü bir gelişemedi. Çok da ilgilenemedim ben de açıkçası. Şöyle kökler kötü olmuş. Ben çok uzun zamandır bu arkadaşın saksısını değiştireceğim diye bakım da yapmadım. Hem de çoğaltmış oluruz. Şimdi öncelikle kafanız karışmasın, şöyle buradan çıkartayım. Yine her zamanki gibi mahalleye satıcı geldi. Allah'ım, bu mahallenin satıcısı hiç bitmiyor. Her videomda bir anons, bir şey çıkabilir her an. Bazen böyle videoya başlıyorum. Ay şu satıcı geçsin, şu olsun, şu bitsin. Bekleye bekleye saatlerim geçiyor şu balkonda. Şu balkonun dili olsa da bu videoları çekerken sizlere bir anlatsalar. Hatta hep şey derim, böyle bir dış çekim, yani bir dış kamera olsa da beni çekse, böyle ben videoyu çekerken birisi de beni çekse. Bayağı komedi yani. Şimdi önce onu şuraya silkeleyeyim. Siz yan tarafı görmüyorsunuz tabii. Orada benim teçhizatım var. Efendim, öncelikle kökler bayağı harap olmuş. Hiç beğenmedim. Bütün köklerini iptal edeceğim. Onu yeniden köklendireceğim. Zaten kökler ölmüş. Zaten köklerden suyu alamadığı için bitkin böyle, fark ediyor musunuz? Bakın böyle havai kökler yapmış. Hani su aramaya başlamış. Onları da hemen oralara yakın yerlerden kesip, bu havai köklere yakın yerlerden kesip bunu tekrar böyle bu şekilde ekeceğim. Zaten kökleri olmuş oluyor o şekilde. Şöyle açan çiçek dallarını da artık keselim. Bunlara daha fazla kendini vermesin. Tüm gücünü yeniden köklenmeye versin. Ya bu güzellik o kadar tatlı bir tür ki aslında. Ben bunu ilk Pinterest'te görmüştüm. Dedim ki bu nasıl bir güzel, nasıl hoş. Böyle yüksek saksılara ekmişler. Çok şık duruyordu. Şöyle biz de onları ekelim bakalım ne olacak. Hemen hemen böyle sıkışmış kökler çok kötü olmuş. İptal etmiş kendini. Dediğim gibi havai kökler yapmış. Oralardan su ihtiyacını, besin ihtiyacını almaya çalışmış bitkim. Tabii öyle böyle bir yazda atlatmadık. Yani bitkiler çok perişan oldular. Bu sonbahar bakımları mecburi yapılmak zorunda. Artık böyle mevsim iyice kışa yaklaştı. Vallahi sonbaharı bile bitirdik yani. Ben halen daha saksıların birçoğunu, yani birçoğunu değiştirdim de bazı değiştirmediğim türlerimde kaldı saksılarını. En azından değiştirmesem bile mutlaka topraklarını havalandırıyorum.
gübre takviyesini yapılacaksa yapıyorum. Bir bakımdan geçiriyorum işin açığı. Yani bakar mısınız? Her yerden havai kök yapmaya çalışmış. Çünkü kök diye bir şey yok artık. Bakımsızlıktan mahvolmuşlar. Bu yaz tabii benim için oldukça büyük kayıp yazımdı. O yüzden çok da ilgi alaka gösteremedim. Yeni yeni işte. Şimdi başladık. Şimdi hemen ölmüş kökleri de attık. Çiçek dallarını kestik. Bence o burada bolca solucan gübreli toprakta bu güzellik iyice güzelleşir. Hem de bir sürü de bakın böyle bu yan dallarını kesmiş oluyoruz ya, oralardan da bir sürü üretmiş oluyorum. Şöyle atalım çiçeklerini. Rengi de ne kadar güzel, görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle hafif lilamsı, eflatunlu, böyle renk geçişleri muazzam bir güzellik. Yani gerçekten çok çok güzel. Şimdi bunu da buraya ekelim. Hem de dediğim gibi böyle çoğaltmış da olduk dallarından kese kese. O hani sizlerle yine bir videosunu yapmıştım. Yine krasula tırtıl diyoruz ya hani. O da gayet güzel adapte oldu, tutundu. Bu da onun bir farklısı, daha iri yapraklısı diyeyim. Onu da getiririm videonun sonunda. Gösteririm sizlere. Valla bakım bilgisi olarak bunu anlatmak istersem eğer, çok öyle bir bakıma ihtiyacı olan türlerden değil. Yani normal, klasik, standart sukulente nasıl bakıyorsak bu da aynı şekilde bakılıyor. Yazın yakıcı güneşe maruz bırakmayacağız, yanmasın. Yine standart bildiğimiz gibi bakacağız bu güzelliğe de. Hiç öyle ekstra bir ilgisi yok, ihtiyacı yok. Ama benim sonbaharla birlikte tüm gün güneşin altında arkadaşlar. Sonbahar ve kış güneşini, ilkbahar güneşini full alıyor. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. İşte gündüz güneşi alıyor. Akşam olduğu zaman hava serinlediği için böyle güzel renklenmeler oluyor sukulentlerde. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle güzel renkleniyor. Yazın tabi bu kadar böyle eflatunluklar, morluklar olmuyor etrafında ama yine de hoş bir güzellik. Görüntümüz güzel oluyor. Böyle bu küçükleri de bulduğum bütün boşluklara ekeyim. Oralardan onlar da köklenirler. Allah, komşunun köpeği de coştu coştu. Mübarek hiç susmuyor. Hep böyle. Birazcık rahatsız etmeye başladı. Yani birazcık değil, hep rahatsız ediyordu. Vallahi mahallede birisi geçtiğimiz haftalarda polise bile şikayet etmiş. Polis geldi ama hiç oralı bile olmadılar. Hatta sahibi köpekten daha çok bağırdı, yani öyle söyleyeyim size. Bu da hoş bir şey değil yani. Hepimiz hayvan seviyoruz ama hayvanı küçücük bir yere bağlamışlar. Belçika kurdu, kocaman bir hayvan. Tam da böyle sokağın başında ev. Aslında bahçeleri de var ama niye oraya koymuşlarsa hayvancağızı, böyle bir metrekarelik küçücük bir yer. Yazık, günah yani hayvana. Önünden kedi geçse havluyor, kargo geliyor vesaire, mahalleden insanlar geçiyor. Burası çıkmaz sokak. Tam da böyle sokağın artık son yerindeler. Aman Allah'ım, ne gece uykusu ne gündüz uykusu bizlere. Ama yani bu da olmaz. Böyle hayvan sevgisi değil yani. Bu bile isteği insanlara rahatsızlık vermeye giriyor bir şekilde artık olay. Yani ne olacak? Polis de bir şey tabii ki de yapmadı. Geldi sadece, hani şikayet var. Köpeğiniz havluyormuş işte. Sahibi de
Köpek bu havlar. Ya tabii ki de köpek o havlayacak da sen hayvanı öyle bir yere bağlarsan, yani uygun ortamın yok. O kadar büyük hayvan sahibi oluyorsunuz. O hayvana da günah yani. Onun için kocaman büyük arazili bahçe yer lazım ki o hayvan gayet güzel gezsin, enerjisini atsın. De genç tabii daha çok dikkat ediyor böyle şeylere. Hani hayvan kediye, köpeğe, kuşa, insana her şeye havlıyor. 24 saat ama yani 2 yıla yaklaştı neredeyse. 1,5 yıldır bu hayvan burada. Ufacık da aldıklarında. Şimdi kocaman oldu yani. Yolda geçerken sahibi tutamıyor hayvanını o derecede yani. Neyse. Bu da böyle bir anı kalsın videonun içerisinde. Tatam. İşte böyle şimdi temizleyeyim şuraları. Yakın çekimde de sizlere tekrar bir gösterelim bu güzelliği bakalım. Şimdi birazcık sizlere yakından da göstereyim. Crassula perforata string bu arkadaşın ismi. Çok güzel oldu. Ben çok yakıştırdım. Umarım kendini bir an önce toparlar, gelişir, güzelleşir, saksıdan dolup taşar, etrafından da böyle top top o krem rengi çiçeklerini açınca muazzam bir görüntüsü olacak. Şimdi ben ne yaptım tabii? Köklerini kestim. Tüm kökleri iptal ettim. Yanlardan yavrularını, budaklarını, her şeyini ayırdım. Tek tek buraya ektim. Ne yapacağız? Bir hafta boyunca ben bunu sulamayacağım. Toprağım çok hafif. Kovada tuttuğum için bir belli belirsiz bir nem var. O da ona yeter. Bir hafta sonra azar azar sularım. Zaten saksımın altında gördüğünüz drenaj deliği yok. Kendim yaptım drenajını. O yüzden sulamaya dikkatli, kontrollü sulayacağım. Ben bu şekilde de çok rahat büyütebiliyorum. Şimdi bir de yanına ben diğer perforatamı da getirdim. Bunlara kedi basamağı, kedi merdiveni ya da aşk merdiveni tarzında da söylüyorlar. Daha çok kedi merdiveni olarak geçiyor. Ben bunu Eminönü Mısır Çarşısı'ndan almıştım. Yine 5 santimlik küçük saksılarda bu da bu alacalı olanı. Bunun en düz olanı, klasik olanı da vardı bende de. Onu bir arkadaşıma hediye ettim. Çünkü artık balkonda yer kalmıyor yer açısından. O da tabii gerçekten çok güzel oluyor. Böyle kızarmalar, morarmalar onda da oluyor. Sarı sarı da çiçekler açıyor. Bu da bu şekilde. Hemen saksının yanına da ne iliştirmişim? Bunlar da Mendoza'ydı galiba. Bunlar şimdi şu anda güneş yok ama güneş olsa çok güzel bir görüntüsü oluyor. Bunun simli simli gibi böyle. Ya bunu gerçekten beğendim. Çok yakıştı. Hep kafamda da bu tarz bir saksıya ekmek vardı onu. İşte yaklaşık 2 yıl kadar o fincanın içerisine baktım. Fincan da öyle küçücük değil. Bayağı büyükçene bir fincan. Çünkü aldığımda bu kadardı. Yine hani o bakımsızlığa rağmen, çünkü ben ilgilenemedim dediğim gibi bu yaz. Bir yıldır neredeyse hiç elim pek gitmedi bunlara. Valla yine o bakımsızlığa rağmen gayet güzel gelişmiş. Bir de geçtiğimiz haftalarda ben ne yapmıştım? Saksı değişimi onun videosunu paylaşmıştım. Burada yine tırtıl dediğimiz perforata türüm Marneriana. Yine Crassula perforata türü. Bakın ya kestim birçok çiçeğini ama bu mütemadiyen çiçek açmaya devam ediyor. Bir taraftan kök yapmaya çalışıyor. Bir taraftan tomurcuk veriyor. Şu solmuş olanları keseyim alayım üzerinden. Bir yandan bebekleri büyütmeye çalışıyor. Renk muazzam oldu. Gitgide kızardı. Saksıyı tamamen doldurduğunu düşünsenize ne kadar hoş, güzel bir görüntüsü olacak. Onlar da öyle o şekilde. Şöyle dikenler taşlarımı da arada gösterivereyim buradan. Çiçekliğimde para ağaçlarım genellikle var. Şöyle. Şu çok güzelleşmeye başladı maşallah. Evet, durumlar, vaziyetler bu şekilde arkadaşlar. Vallahi ranırım da yani gözüme bir güzel görünüyor be. Kendimi tebrik ediyorum. Güzel yapmışım. Tabii ufak tefek defoları, hataları var ama olsun. Bu böyle şey bir iptir. Şimdi konudan konuya geçiyoruz. %100 doğal bir ip. Tamamen koton bir ipten yaptım bunu. Aslında böyle şey ip almak istiyorum. Tuhafiyeciye bir ara gidersem. Sarıyer'de özellikle Sarıyer merkezde birkaç tane tuhafiyeci dükkan var. Onlarla böyle sohbetim, muhabbetim de oluyor. Kağıt ip. Kağıt ip alıp yapmak istiyorum. Böyle çanta vesaire de yapıyorlar onlardan. Runner supla o tarz da yapıyorlar. Ben diğer farklı makrome iplerinden suplalar yapmıştım. Neredeyse 10 yıl önce Derya Baykal'ın programlarına hep fotoğraflarını, renklerini, görüntülerini gönderiyordum. Bayılıyordu insanlar. Çok güzeldi. Halen daha kullanırım onları. İlk böyle yıkanabilen supla yapmayı makrome ipinden ben icat ettim de diyebilirim. Hakikaten benden sonra başladı o olay. Televizyonda yayınlandıktan sonra. Bir el işine merakım da var onu da söyleyeyim. Ama tabii yine de bayağı amatörüm yani öyle
çok şey profesyonellik benden beklenmez. Ama nedir? Hobi olarak yapıyorum. Kendimi oyalıyorum. Çok da güzel oldu. Birkaç farklı model daha kafamda var. İp bulursam, güzel ipler alır bu kışta yaparım diyorum. Sizlerle de paylaşırım zaten. Ama ben gidip gelip bu güzelliği de çekmeden duramıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani muhteşemleşti, çok güzelleşti. Vallahi şu aralar en gözde çiçekler arasında sıklamenler. Renk renk alıp ekmek istiyor insan. Evet. Arkadaşlar, anlatabileceğim çok fazla bakım bilgisi perforatalarda yok. Klasik bildiğimiz sukulentler nasıl ilgileniyorsak perforata türleriyle de o şekilde ilgileneceğiz. Ben sadece türümü göstermek ve hani nasıl saksını değiştireceğim, nasıl bir bakım yapacağım onu göstermek, yansıtmak istedim sizlere. 3 aşağı 5 yukarı zaten hemen hemen tüm sukulentler birbiriyle benzer bakımları gösteriyorlar. O şekilde sizler de elinizde bu tür varsa bakarsınız veya almak istiyorsanız da aklınızda olsun. Çok keyifli, çok güzel bir tür. Ben Pinterest'te görerek etkilenmiştim. Muhteşem görsellikleri var Pinterest'te. Şahaneler. Tabii şimdi tam böyle sukulentlerin de mevsimi. Hep söylerim, sukulentler kış mevsimini daha çok severler. Sonbahar, kış mevsimi soğuk iklim bitkisidir. Aslında sıcaklarla hiç arası yoktur. Hani sıcağı seven türleri de var ama bu tarzları genellikle böyle serin, soğuk havalarda daha mutlu oluyorlar. Şu renklerin güzelliğine bakın. İşte bu renkler gündüz güneşi alacak, akşamda hava serin olacak, soğuk olacak ki böyle renklensin. Renklenmesini istiyorsak serin olmak olması gerekiyor. Yazın hiç bu renkler kalmıyor. Sukulent, kaktüs, bakın arkadaşlar bu ayrımı yapabilirler. Hep diyorum ki kaktüsler yaz bitkisi, sukulentler de kış bitkisidir. Ay şuna bakın, nar gibi kızardı. Bir arada istiyorum ki videoda uzamasın ama bunun bakımını yapmak istiyorum. Bu da karanfil sukulent, kaktüs, sukulentim kaktüs diyecektim, kaktüs gibi görüntüsü var olduğu için. Artık dibinde bir sürü yavrular var, ben görebiliyorum, şuralardan minik minik çıkmaya başlamış. Bunun yavruları böyle ters aşağı doğru geliyor arkadaşlar, çok sonrasında yukarıya çıkıyor. Bakın bu çıkıp kendini kurtarabilenlerden daha büyük bir saksıya ekmek gerekecek bunu, ama tabii yer açısından düşündüğümüz için hep biraz daha dursun, biraz daha dursun diyoruz. Evet, videomuz bu şekilde oldu, bakımımızı yaptık. Yine daha sonra bir bakım videosu ile sizlerle birlikte oluruz arkadaşlar. Ben şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Daha sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.